Çin'in Chang'e 5 göreviyle Ay'dan getirilen örneklerin incelenmesi, Ay'ın jeolojik geçmişi hakkında bildiklerimizi kökten değiştiren çarpıcı bir bulgu ortaya koydu. Bilim insanları, bu örneklerde yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş volkanik cam parçaları ve yüksek oranda toryum tespit ettiler. Bu keşif, daha önce yaklaşık 1 milyar yıldır volkanik olarak sönmüş olduğu düşünülen Ay'da, dinozorların dünyada yaşadığı dönemde bile volkanik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor. Bu yeni bulgu, Ay'ın yüzeyindeki çeşitli volkanik yapılarla da yakından ilişkilidir. Mareler olarak bilinen geniş bazaltik ovalar, geçmişte büyük miktarlarda lav akışının sonucu oluşmuştur. Bu marelerin oluşumu, Ay'daki volkanik aktivitenin en belirgin kanıtlarından biridir. Öte yandan, kraterler ve riller gibi yüzey şekilleri, volkanik patlamaların şiddetini ve sıklığını gösteren önemli ipuçları sunar. Bu yapılar arasındaki ilişkileri incelemek, Ay'ın volkanik evriminin daha detaylı bir resmini çizmemizi sağlayacaktır. Ay'daki volkanik aktivite, aynı zamanda Ay'daki suyun varlığıyla da yakından ilişkilidir. Volkanik patlamalar sırasında açığa çıkan su buharı, Ay'ın yüzeyinde ve alt katmanlarında suyun birikmesine neden olmuş olabilir. Bu su, gelecekteki Ay görevleri için önemli bir kaynak olabilir ve aynı zamanda Ay'da yaşamın var olma olasılığını da artırabilir. Örneğin, Ay'ın kutup bölgelerindeki sürekli gölgede kalan kraterlerde buz şeklinde su bulunabileceği düşünülmektedir. Bu buzullar, gelecekteki Ay kolonilerinin su ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Ay'daki volkanik aktivitenin dünyadaki yaşam üzerindeki etkileri ise daha karmaşık bir konudur. Ay'ın oluşumu sırasında dünyaya çarpan büyük bir gök cismi, Ay'ı oluştururken aynı zamanda dünyadaki okyanusların oluşumuna da katkıda bulunmuş olabilir. Bu çarpışma, dünyadaki yaşamın ortaya çıkması için gerekli olan suyun bir kısmını sağlamış olabilir. Ayrıca, Ay'daki volkanik aktivite, dünyadaki iklim değişiklikleri ve jeolojik olaylar üzerinde de dolaylı etkiler yaratmış olabilir. Örneğin, Ay'daki büyük çarpışmalar sonucu oluşan enkaz parçaları dünyaya düşerek büyük kraterler oluşturmuş ve iklimi etkilemiş olabilir. Bu yeni keşif, gelecekteki Ay görevleri için önemli bir dönüm noktasıdır. Ay'ın volkanik geçmişini daha iyi anlamak için, Ay'ın farklı bölgelerinden daha fazla örnek toplamak ve bu örnekleri daha detaylı analiz etmek gerekmektedir. Ay'a yapılacak insanlı görevler, Ay'daki kaynakları keşfetmek ve gelecekteki uzay keşifleri için bir üs kurmak amacıyla önemli bir adım olacaktır. Bu görevler, Ay'daki suyun varlığını doğrulamak, volkanik aktivitenin devam edip etmediğini belirlemek ve Ay'ın iç yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmek gibi birçok bilimsel hedefi de beraberinde getirecektir. Ay'daki volkanik aktivite hakkındaki yeni bilgiler, Güneş sistemindeki diğer kayaçlı gezegenlerin ve uyduların evrimi hakkında da önemli bilgiler sağlayacak ve böylece evren hakkındaki anlayışımızı derinleştirecektir. Sonuç olarak, Ay'daki volkanik aktivite hakkındaki bu yeni keşif, Ay'ın karmaşık ve dinamik bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Bu keşif, aynı zamanda Ay'ın geleceği için de önemli implikasyonlar taşıyor. Ay'ı daha iyi anlamak, sadece bilimsel merakımızı gidermekle kalmayacak, aynı zamanda insanlığın uzayda sürdürülebilir bir varlık kurma hedeflerine de katkı sağlayacaktır.